Bu dersimizde aydınlatma ve uyarı sistemleri modülünün konularından olan araç elektrik tesisatı konusunu işleyeceğiz. Otomobillerin elektrik tesisatında istenilen esnekliği sağlamak amacıyla içinde çok sayıda ince bakır tel bulunan özel kablolar kullanılmaktadır. Kabloların yalıtımı plastik, ipek veya pamuk ipliğinden örülmüş izole tabakalarıyla sağlanmaktadır. Üretici firmalar tesisatta kullandıkları kablo renklerini kendileri belirlemektedirler. Kablolarda tek renk kullandıkları gibi çift renklerde kullanılabilir. Otomobillerin elektrik tesisatında genellikle kırmızı, sarı, mavi ve siyah renkli kablolar kullanılır. Kırmızı renkli kablolar kontak öncesi, sarı renkli kablolar kontak sonrası, mavi renkli kablolar park lambası veya gösterge devresinde, siyah renkli kablolar ise şase bağlantılarında kullanılırlar. Otoelektriğinde tesisata göre kablo seçimi kablo kesiti üzerinden geçecek akım şiddetine göre değişmektedir. Otomobillerin elektrik tesisatlarında kullanılan kablo kesitleri ve akım şiddetleri şöyledir. Gösterge devrelerinde emniyetle taşınabilecek akım şiddet değeri 4 amper ve kablo kesiti ise 0,75 mm²'dir. Düşük güçlü aydınlatma sistemlerinde Emniyetle taşınabilecek akım şiddeti 6 amper ve kablo kesiti 1 mm karedir. Yüksek güçlü aydınlatma sistemlerinde emniyetle taşıyabileceği akım şiddeti 10 amper ve kablo kesiti 1,5 mm karedir. Farlar ve motorlarda emniyetle taşınabilecek akım şiddeti 15 amper ve kablo kesiti ise 2,5 mm karedir. Yüksek güçlü motorlar ve senoidlerde Emniyetle taşınabilecek akım şiddeti 20 amper ve kablo kestiği ise 4 kare der. Normal kapasiteli genel akım ve şarj devrelerinde ise emniyetle taşınabilecek akım şiddeti 25 amper ve kablo kestiği ise 6 mm² der. Yüksek kapasiteli genel akım ve şarj devrelerinde emniyetle taşınabilecek akım şiddeti 35 amper ve kablo kestiği ise 10 kare der. Marş kablolarında ise Emniyetle taşınabilecek akım şiddeti 125 ila 325 amper arasındadır. Ve kablo kesiti ise 35 ila 150 milimetre kare arasındadır. Kabloların bağlantıları yapılacağı zaman kablo uçları 2 ila 3 santimetre açılarak içerisindeki teller ikiye ayrılır. Ve önce bunlar birbirlerine sonra da ek yerlerine sarılırlar. Daha sonra üzerlerine izole bant sarılmalıdır. Kullanım yerlerine göre lehimlenmesi de uygun olur. Buradaki görselimizde otomobil elektrik tesisatlarında kullanılan soketlerden biri görülmektedir. Soketler kabloların birbirlerine eklenmesi ve takılmasında kullanılırlar. Araçlarda kullanılan soket çeşitleri aydınlatma far soketleri, ABS, ASR, EBS ve ESP soketleri, beyin soketleri, alternatör soketleri, OBD soketleri ve sensör soketleri ve benzeri olmak üzere çeşitlendirilmektedirler. Soketler, motorlu araçların elektrik bağlantılarının olduğu, kontak anahtarı, sis farları ve benzeri her devrede kullanılmaktadırlar. Buradaki görselimizde çeşitli otoelektrik ampulleri görülmektedir. Ampuller, direnç teli üzerinden elektrik akımı geçirildiğinde ısınarak ışık vermeye başlarlar. Ampuller, filaman denilen direnç telinin 2300 santigrat derecede ısınmasıyla aydınlatma sağlarlar. Ampulün lamba soketine geçen kısmına ise duy denilmektedir. Araçlarda kullanılan ampuller bazı özelliklerine göre çeşitlendirilmişlerdir. Ampuller yapım şekillerine göre, çalışma gerilimlerine göre, filaman bağlantılarına göre, güçlerine göre, filaman sayılarına göre ve yuvalarına bağlanış şekillerine göre çeşitlendirilirler. Yapım şekillerine göre ampuller normal ampuller ve sofit ampullerdir. Yaygın olarak normal ampuller kullanılır. Çalışma gelinlerine göre ise günümüz araçlarında genellikle 6-8, 12-16 ve 24-32 voltluk ampuller kullanılır. Filaman bağlantılarına göre normal ampuller ve yalıtılmış ampuller vardır. Normal ampulde şekilleri görüldüğü gibi filamanın bir ucu alttan yalıtılmış olarak çıkartılır. Diğer ucu ise içten duya bağlanır. Yalıtılmış ampulde Filamanın her hücuda alttan yalıtılmış olarak çıkmaktadır. Filaman sayılarına göre ampuller tek filamanlı ve çift filamanlı ampullerdir. Yuvalarına bağlanış şekillerine göre ise ampuller düz tırnak ve çapraz tırnak olarak ikiye ayrılırlar. Buradaki görselimizde normal ampul, yalıtılmış ampul, tek filamanlı ve çift filamanlı ampul resimleri görülmektedir. Araç tesisatlarında 0.5 ila 1.5 watt arası ampuller gösterge lambalarında, 3 ila 5 wattlık ampuller plaka, tepe, park ve iç lambalarda, 21 ila 32 wattlık ampuller geri vites, sinyal ve fren lambalarında, 55 ila 100 wattlık ampuller projektörlerde, uzun ve kısa farlarda kullanılmaktadırlar. Çift filamanlı ampuller yerleştirme problemi olan yerlerde iki filaman aynı ampul içerisinde monte edilerek yerden tasarruf etmek amacıyla kullanılmaktadırlar. Çiftlemallı ampuller park, fren ya da kısa far ve uzun far gibi devrelerde kullanılırlar. Ampullerde e, yuvalarına takılma işlemi şöyledir. Ampul yuvasına yerleştirilirken öncelikle tırnakların yuvasına oturtulması sağlanır. Ve daha sonra ampul ileri doğru itilerek sağa doğru çevrilir. Buradaki görselde üst resimde Bilux adı verilen çift filamanlı ampul görülmektedir. Bu ampullerde Wolfram maddesinden yapılan kısa ve uzun far ışıkları için bir akkor elezonu cam içine yerleştirilmiştir. Tablalı tırnaklı soket ile ampul far içine doğru konumda yerleştirilir. Kontak uçları ise bağlantı için kullanılır. Ampulün çekeceği maksimum güç kısa far için 40 watt olmalıdır. Bilux adı verilen bu çift filamanlı ampulün olumsuz yanı Wolfram'ın buharlaşarak soğuk ampul içerisine çökmesi ve zamanla ampul yüzeyini siyahlaştırmasıdır. Alttaki resimde ise halojen ampul görülmektedir. Halojen ampul bir kısa ve bir de uzun far elezonuna sahiptir. Ampulün camı kuvars camdan yapılmıştır. Halojen brom veya iyot karışımlı soy asal gazla doldurulmuştur. Buharlaşan Wolfram halojenle birleşir ve yüksek ısılı akkor lezonunun yakınında tekrar ayrışır. Wolfram akkor filamanda çöker. Ampul tarafından çekilen güç kısa farda 55 watt, uzun farlarda ise 60 watt sınırını geçmemelidir. Bu ampullerin üstünlüğü ise şöyledir. Ampul camı bunlarda temiz kalır ve bu ampuller daha yüksek ışık randımanına sahiptirler. Araç elektrik tesisatı konusunu anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.